صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sizlere vaat ettiğimiz üzere cennetle ilgili sohbetlere devam etmekteyiz. Rabbim cenneti ehil eylesin, layık eylesin, azabından gazabından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Tabii ki cennet bir yandan ucuz, bir yandan kolay, öbür cihetten pahası biçilmez, pahalı ve ulaşılması zor bir yer. Ancak Allah'ın kolay ettiklerine kolay gelir. İmam Rabbani Hazretleri çok söyler. İnnehu yesirun alâ men yesserallahu teâlâ. Bu işler Allah kime kolay ettiyse şüphesiz onlara kolay gelir. Ama Allah Teala herkese kolay etmez. Tabii kolaylık isteyenlere kolay eder. İstemek meselesidir. Ramazan-ı Şerif tam istemenin mahallidir. Ayları, günleri, geceler. Yani ayın tümü demek istiyorum. Duanın mahallidir. Mesalullah fi la ihib. Ramazan'da Allah Teala'dan bir şey isteyen boş dönmez. Ve hüsrana uğramaz buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için istemesini bilmek lazım. Mevla bazı şeyler beyan ediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'inde. Estaizu billahi fe emma men a'ta ve teka. Hayra verecek. Zekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek. Sonra haramlardan sakınacak. Kebair günahlardan. Elinden geldiği kadar. O saddeka bil husna tabii en öncesini en sonra söylüyor. Husna'yı tasdik edecek. Husna en güzel şey demektir. Cennetin bir adı da husnadır. Yani ahirete, cennete şüphesiz inanacak. Zaten iman vermekten de önce gelir, takvadan da önce gelir. Zaten inanmayanın ne verdiği muteberdir. Ne efendim haramlardan sakınması muteberdir. Hiçbirisi kabul edilmez Allah'ın dinde. Evvela iman gelir. Hüsna'yı tasdik edecek. فَسَنُ يَسِّرُوا لِلْيُسْرَى. Şüphesiz biz bu kişiyi Yusra da cennetin adıdır yine. En kolay yer demektir. En rahat yer demektir. En kolay yere yani en çok rahatlık olan, kolaylık olan yer cennettir. Oraya biz onu kolayca ileteceğiz. Yani amellerini kolay getireceğiz. Namaz kolay gelecek, oruç kolay gelecek. İbadet, zikir sizin çoğunuz öylesiniz. İbadete doymuyorsunuz. Ama öbür adama iki rekat namaz kıl desen dağları taşları taşıtın bana da iki rekat kıldırın, kıl demeyin der. Çünkü Allah zor etti. Bunun tersine düşündüğümüz zaman Estaizu billah ve emmâ men bekhile ve istagne ve kezzebe bil husna fesenü yessiruhu lila usra. Tam tersinden gidiyor. Kim cimrilik ederse, vermenin zıttı. Ondan sonra vetteka, haramlardan sakınmanın zıttı ve istagne. Yani kendini Allah'a ihtiyaçsız zannediyor. Ben işte ağayım, paşayım, sarı çizmeli Mehmet'im. Hürriyet var, istiklal var. Kimseye bir şey danışmam. Müstahni yani. Vaaz dinlemez, nasihat kabul etmez, kitap okumaz. Yani benim bildiğim bana yeter havalarında. Bir de tabii Hüsna'yı yani en güzel yer olan cenneti inkar ediyor. Şimdi cenneti inkar ediyor bu. Mesela bir adam dese ki cesetler dirilmeyecek. Bu cennet, cehennem ruhlarla ilgilidir. Bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok ayet kerimesinde "Vennallâhe yeb'atü men fil kubur" diyor. Kabirdekileri Allah diriltecek. Ruh kabirde değil ki. Kabirde beden.
O zaman mezardakilerin diriltilmesini beyan ediyor. Sonra görmüyor musun? اَحْسَبُ الْاِنْسَانُ وَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ Biz onun kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor insan? Kemikler neyle iş? Ne iş? Ruhla alakalı değil. Kemik bedenle alakalıdır. بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى نُسَوِيَ بَنَانَ Biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye, yaratmaya, diriltmeye kadiriz ki. Herkesin parmak ucunun izleri bile farklı. Parmak izi bu kadar milyarlarca insanın farklı. Ya bunu yapan Allah ne yapamaz? Ya birçok ayet-i kerimede Ebu Cehil ne dedi? Estaizu billahi ve lem yara l-insane enna halaknahu min nutfe fe izâ ve hasîmün mübin. Yasin-i Şerif'in son sayfasında. İnsan görmedi mi ki biz onu bir damla sudan yarattık? Bir damla suyun da zerresinden o insandan çıkan su belki bin çocuğa yeter. Onda kaç bin hücre var? Bir tanesi tutuyor da bir çocuk olur. Bazı ikisi, üçü, dördü tutsa üçe 400 oluyor. 700 doğuran bile var. Yani o azıcık suyun da zerresinden yarattık. Bir de o kalkmış bizimle aşikar mücadele ediyor. Yani bizimle tartışıyor. İşte Ebu Cehil, Übey ibn Halef. Bunlar meşhur gavurlar. Bunlar tartıştılar. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkı. Bize misal vermeye kalkıyor. Kendi nasıl yaratılmış? Bir damla sudan onu unutmuş. Gelmiş bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem eline de almış mezarlıktan ufalan bir kemik. Diyor Kale men yuhil izame ve hiye ramim. Bu diyor çürümüş bak dağılıyor un ufak olmuş kemik. Ölünün kemiğini aldım getirdim sana diyor. Bunlar kim diriltecek? Kul yuhiyellezi enşaha evvele merrah. Habibim söyle ki ilk baştan yoktan kim yarattıysa o diriltecek. Ve bi kulli halkin alim. Her türlü yaratmayı en iyi bilen, yaratılmışları en iyi bilen odur. Şimdi bu adam Ebu Cehil'e desen ki ruhlar dirilecek, ruhlara devam edecek bu. Alem, ahiret, Ebu Cehil inkar etmezdi ki onu. Ruhlar deyince her şey kolay oluyor. Ama çürümüş kemiğin diriltilmesinden bahsedince hadi be git işine. O kadar da olur mu? Yani çok dediler. Estaizu billahi. Bel acibu en ca'u munzirun minhum. İşlerinden bir uyarıcı geldi. Ahiret var dedi onlara. Buna çok şaştılar kaldılar. Fekalel kafirun hâzâ şey'un acib. Kafirler dediler ne ilginç bir şey ya. Hiç de böyle bir şey duymadık. Ne ilginç saydılar. Eydâ mitnâ ve künnâ turâba. Biz ölüp de toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Zâlike racûn ba'id. Bu çok uzak bir dönüş. Yani yeniden kemiklerin dirilmesi çok uzak. İhtimal bile hemen hemen vermiyorlar. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum. Biz yer onların nerelerini yedi, toprak onların nerelerini eksiltti. Biz onu muhakkak bildik Allah buyuruyor. Yani kaç kilo kondu oraya? 120 kilo. 120 kilo kaldıracağız onu. 120 kilodan eser kalmadı. Bütün toprak yedi. Yer zaten adı yer. Yediği için yer demişler. Toprağa. Yedi seni, bitirdi seni. Sen öyle zannet. Kuyruk sokumundaki hücre çürümüyor. Ve onun üzerine diğer vücut bina ediliyor. Ve adama kalk dendiği zaman kalkacak biiznillah. Onun için kim diyor cenneti tekzip ederse, kim cimrilik ederse sonra kendini Allah peygambere, alimlere falan muhtaç zannetmez. Ben kendim yaparım, bilirim falan havalarına girerse bir de en güzel yer olan cenneti yalanlarsa. Şimdi cenneti yalanlayınca deyince sen zannediyorsun ki ilahiyat profesörlerin, doçentlerin, birçok konuşmacılar hep cennet cennet dedikleri vakitte sen de zannediyorsun ki bunlar da inanıyorlar. Halbuki cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyorlar. İbn-i Sina gibi. Farabi gibi. Filozof akıllı. Bunlar bedenlerin diriltilmeyeceğini söylüyorlar. Onun için İmam Gazali bunlara kafir dediğin İmam Rabbani Hazretleri de beyan ediyor mektubatında. Cesetler dirilmeyecek desen kafir olur. Şimdi bunlar varsa dünya yoksa dünya diyorlar. Ve cenneti inkar ediyorlar. Şimdi cenneti inkar etmek cennet yok demek değil. Sen zannediyorsun ki cennet yok demekle oluyor. Cennet yok demek yet yani cennet yok diyen zaten kafir. Onu hiç konuşmuyoruz da. Cennet var ama ruha var.
Yani ruha var, yani beden dirilmeyecek demektir. Bunu diyen kafirdir. Kıpkızıl kafirdir. İstediği kadar tefsir hoca olsun, profesör olsun. Çünkü ruh diri, ruh zaten ölmüyor ki, neyi dirilecek? Sonra cennet ruhadır. Bu ne demek? Cesetler dirilmeyecek. E bütün Kur'an-ı Kerim kafirlere karşı kemiklerden, efendim derilerden un ufak olmuş, çürümüş bedenin uzuvlarından bahsediyor. Yani daha birçok ayet okuyabilirim. Sırf o 18 ayette hatırladığım kadarıyla وَقَالُوا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا de var. Bazıları öyle var. Bazıları da öyle var. Efendim اَيْنَا لَمُخْرَجُونَ var. اَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ var. Yani biz toprak olunca, çürüyünce, dağılınca, un ufak olunca mı diriltileceğiz? Kabirden çıkartılacağız. E zaten kafirlerin şaştığı bu taraf. Ya. Onun için o Sabah Tümer denen bir kadın vardı. Onun programına çıkardı Yaşar Nuri. Ben de hapisteyken seyrediyordum. Kim ne diyorlar bakalım. Soru geldi. Mesaj mı ne geldi? Dedi ki bu işte ölüler dirilecek mi? Hocam falan. O da ona yağcılık yalakalık yapıyor. İşte efendim ha ha hayip de gülüyor arada patlatıyor falan. Dedi böyle bir soru var. Yahu aklım fikrim şaşırdım kaldım. Hani olur tamam inkarcıları tanıyorum. Ben bu kadar inkar edeceğini Kur'an okumuş adam. Bir de ben Kur'ancıyım. Efendim Kur'an çok önemli. Kur'an'a bakalım. İşleri güçleri Kur'an İslam'ı. Kur'an falan falan. Ya bunlar Kur'an'a imanı olsa. Hadi hadisleri zaten toptan inkar etmişler. Kur'an'a imanı olan adam der mi bunu? Dedi ki git dedi mezara bak bakalım ne göreceksin dedi. Kemik dedi bir şey yok dedi. Hiçbir şey yok dedi. O mu dirilecek dedi. Stalin demez. Firavun demez. Bu lafı bir profesör hem de din profesörü. Bunları dedi ya. Bu milletin imanını çalmak için. Ne mücadele verdi bunlar ya. Milleti kafir etmek için. Bir insan inansa ki kabirdeki kemikler dirilmeyecek, kafir olur. Vel ba'd ba'del mevt hak. Daha amentü'den bize ne öğretildi? Öldükten sonra diriltilmek haktır. Ruh zaten ölmüyor ki. Onunla ne alakası var? Bu bedenin ruhla birleşmesidir. Ve de nüfusu züvvicet. Ruhlar, nefisler yani ruhlar çiftleştirildiği zaman. E peki ruh neyle çiftleştiriliyor? Bedeni yeniden kaldırılıyor aya. Ruh yeniden bedenin içine sokuluyor. Kalkın deniliyor. Yani ruhun bir şey çiftleşeceği yok ki. Bedenle çiftleşiyor. Nasıl ki şimdi ben hem bedenim hem ruhum. Şu anda benim bedenim var ama ruhum gitse yani mesela uykuda gider bir de ölünce gider. Yani sen mesela şimdi uyusam ben burada sizin önünüzde öyle bir ağır uyku bastırsa olabiliyor da. Böyle giderim burada. Konuşurken giderim. Siz böyle bakarsınız. Ben ya canlı yayındayım. Millet beni seyrediyor falan. Ruh olsa onları düşünür. Ruh uykuyla gittiği vakitte onları kimse hesap edemez ki. Beden iskelettir. O neyi hesap edecek? Onun için şimdi ikisi bir diye ben böyle konuşabiliyorum. İşte o zaman Mevlana buyuruyor öldükten sonra ruhlar çiftleştirilecek. Yani birleştirilecek. Neyle? Bedeniyle. Yeniden içine sokulacak yani. Ölümle çıktı içinden. Uykuda da çıkıyor ama o devamlı irtibat halinde. Uykuda tam çıkmıyor. Geriye dönüşü varsa, eceli gelmediyse, ölümü vakti gelmediyse irtibat halindedir. Yine kalp çalışıyor, damarlar çalışıyor, vücudun sıcaklığı korunuyor. Bir bitkisel hayat gibi bir şey de olsa canlılık var orada. Ama ölümse ölümde canlılık hiç kalmaz. Kas katı kesilir. Zaten ondan sonra çürümeye başlar. Ne kadar uyusa çürümeye başlamaz. Adam 50 saat uyusa çürümeye başlamaz. Hem de en sıcakta da bile uyusa çürümez. Ama sen ruh çıktıktan sonra sıcağı koy 50 saat değil 5 saatte kokar. Sıcağı gevdiği zaman ceset. E sen nasıl inkar ediyorsun? Onun için Mevlana buyuruyor. Bu işler benim kolay ettiklerime kolay gelir. Ama ben kime kolay ederim? Bak. Allah yolunda fakirlere verecek. Haramlardan sakınacak. Cenneti de görür gibi cennete inanacak. Ahirete inanacak. Ölümden sonra dirilmek var. İnanacak. Ondan sonra sırat, mizan, mahşer. Ahirette görülecek haller. Ve kullu ma akbaral. Akbara bil muhbiru sadık. Sadık haber veren Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne söylediyse ve hakkun. Haktır ve gerçektir. Zerre kadar acaba diye şüphe eden kafirdir ve zındıktır ve mürtettir. Zerre kadar şüphe eden.
Bütün hadis-i şeriflerde beyan. Yeter ki hadis-i şeriflerde. İtikadi konularda ince eleyip sık dokuruz. Fıkıhta da öyle. Hadislerin kaynakları bakımında. Çünkü İmam Ahmed İbn Hanbel öyle buyurdu. Çünkü fıkıhta amel edeceksin. Helal mı haram bu meselesi var. Kaynaklara iyi bakmak gerekir. Bir de itikadi meseleler. İsa Aleyhisselam sağ mıdır, ölmüş mü? Bu işin itikada taalluk edebilir. Onun için hadislere bakacaksın. İnne İsa lemmemd. İsa ölmedi. Göklere kaldırıldı. Kur'an'da beyan ediyor. Ya buna böyle inanacaksın. Yok oksijen yok, yok hava yok. Nasıl yaşıyor orada? 2000 senedir durulur mu? İşte bu kafir eder adamı. Çünkü mütevatir hadistir. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceği. Sıratın olduğu mütevatir hadistir. Mizan kurulacağı ayetle sabittir. Vel veznü yevmeydin hak. Yani neler neler. Ama adamlar hepsini tevil ediyor. Yuvarlıyor bir tarafa. Efendim öyle bildiğiniz terazi yok. İşte efendim Allah sana bir kıymet biçecek, değer biçecek. Yok, zaten adam cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyor. Daha bu adama sırat mizan, sıratla mizan ruhla ilgili değil ki. Terazide ruh mu tartılacak? Ameller şekle sokulacak, ameller tartılacak. Sırattan ruh mu geçecek? Bedenle birlikte ya geçecek ya düşecek. Yani bedensiz ruh ahirette hesapta yok. O zaman azapları da onların, kafirlerin, münafıkların hep ruha olacaksa Kur'an-ı Kerim niye etlerden, derilerden bahsediyor cehennemde? Ruhun derisi mi olur? Kullemâ nefzecet cülûdûn beddellâm cülûden gayrâ. Etleri, derileri piştiği zaman başka derilerle değiştireceğiz diyor. Azabı devam etsin, azabı tatsınlar için. Sürekli tatmaları devam etsin. Derinin ruhla ne alakası var? Bu kadar ayet okuyorsunuz, hafız olmuşsunuz. İlahiyatı bitiriyorsunuz. Gavur olmak için mi okudunuz bu ilahiyatı? Deriler dirilmeyecek, cesetler kalkmayacak. Onun için Mevla buyuruyor. Her kim cenneti, ahireti inkar ederse, velev ki bedenlerle ilgili değil, ruhlarla ilgilidir dese de inkardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben cennete, cehenneme inanıyorum, ahirete inanıyorum. Bunlar iş değil. O bir de Ahmet Hulusi mi ne var? Bir reddiye yaptım ona. Hapishane mektuplarını basıyoruz. Birinci cildi hazırlanıyor şu an. Çok ilim var hapishane mektuplarında. Ben okumakla bitiremedim. Ya dedim bunlar ne zaman yazmışık? Hapishaneden gönderiyordum ya, okuyordu işte Mustafa Şimşek Hoca. İşte onlar kitap oluyor. Orada reddiyelerim var. Bu Hulusi'ye de var da. Herkesin cenneti de dünyada, cehennemi de dünyada. Laf bu. Bunlar felsefe lafıdır. Bunlar mantık yorumudur. Bunların vahiy ile alakası yoktur. Ve bu kafada olanlar Müslüman olamazlar. Yani cennet de burada, cehennem de burada. Yani ne demek? Dirilmek yok. Sen ağzından baklayı çıkartsana. Ne o yana bu yana kıvırıyorsun? Tabii millet senin gavur olduğunu anlamasın diye. Efendim millete cennet, cehennem var gibi konuşuyorsun. Ondan sonra da lafın ilerisinde o da burada, o da burada. Yani ne demek? Hepsi burada, ahiret yok. Ya biz manyak mıyız? Yani anlıyoruz daha seninle konuştuğunu ya. Sen inkar ediyorsun ahireti. Onun için kim cenneti, ahireti inkar ederse ruhadır, muhadır, palavra uçlar. Hem bedene hem ruha, ikisi beraber. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. İşte onu da en çetin, en zor yaşanacak yer neresi? Alemler içerisinde en zor yaşanacak yer neresi? Cehennem. İşte biz onu da oraya kolayca ileteceğiz. Onu o yola kolay edeceğiz, o yolu ona. Ne demek? İçmek kolayına gelecek. Zina etmek kolayına gelecek. Yani zevk vermesi başka. Böyle hep kolaylaştırılıyor ona. Haramlar, günahlar adamın önüne açılıyor, seriliyor böyle. O da dalıyor botozlama. Anla ki cehennem için hazırlanıyor. Ama alametleri neymiş? Ne başlıyor? Ahiret inkar, kendini bir şey zannedip vaaz dinlememek, ayet hadise uymamak, bir de cimrilik. Üç tane alamet sayılıyor burada. Onun için şimdi duydum bugün ünlüler münlüler varmış. İşte ünlüler çok. Soyadı ünlüler değil ya. Normal ünlüler varmış. Artist martist bilmem ne bozuntuları da var ya çok. Bunlar güya Ramazan'a hürmet edenleri var. Zaten hiç Ramazan'a inanmayan dolu zındık var. Onları konuşmuyoruz. Tiyatrocu, sinemacı, dizici, mizici, gezici. Ondan sonra o çok inanmayan var. Ne ahiret, ne kabir, ne mahşer. Hiçbir şey kabul etmez onlar. Bunlar konuşmuyoruz. Ben tek etekte
cenneti, ahireti anlattığım zaman Fatiha-ı Taliye ilk zamanlar yani tabii 5-6 sene oldu. Ne cennetten neler anlattım, sıralı ayetler şunlar bunlar. İşte ertesi gün müydü? Birkaç gün sonra baktım Hakkı Devrim o zaman yazıyoruz orada, hangi gazetede bilmiyorum. Yani Radikal'de miydi, bir yerdeydi veya Cumhuriyet mi olabilir? Orada yazı yazıyor. Yazı yazısında ne yazdı biliyor musunuz? İyi ki bu adamı çıkarttılar da konuşturdular da biz de bunların ne saçma sapan şeylere inandığını anladık. Müslümanın lafı bu olabilir. Bir adam, ben ayet hadis okuyorum, taramalı gibi takatak takatak okuyorum. Taramalı gibi. Hem ayetin metnini okuyorum hem mealini yapıyorum. Burada hepsi ayet olmak üzere. Adam diyor ki bunların ne palavralara inandığını biz de anlamış olduk. İşte bizim konuştuklarımıza akıl ötesi kabul ediyor. E şimdi ahirete gittin. Var mıymış yok muymuş? Abi cevap verebilse, şöyle bir Sözcü gazetesine bir röportaj yapsa Hakkı Devrim, şimdi neler yazar acaba? Çok merak ediyorum. Gazetede çok satar, ha tıracıda çok artar ama nerede, gitsinler mezarına bakalım konuşur mu? Efendim, ahiret olsaydı milletin kafası kırılır da yarılır da çıkar gelirdi anlatırdılar. Dirilmek olsaydı. Efendi Hazretleri öyle der. Ne kafalar yarılıyor, kırılıyor ama orada kalıyor. İmtihan olsun diye. Mevla müsaade etmiyor. Bir daha dünyaya gelmelerine. Gelselerdi neler söyleyeceklerdi neler. Biz hak üzere değilmişiz, batıldaymışız. Ahiret hakmış, cennet cehennem hakmış. Bize yerimiz gösterilince biz gördük. Önümüzde ebedi ahirete doğru gidiyoruz. Mahşere kaldırılma sürecini bekliyoruz. Ey insanlar, siz bizim gibi inkar etmeyin. Vaaz nasihat dinleyin, ayet hadis dinleyin, Kur'an'a sünnete tabi olun, Rabbinize tabi olun. Neler diyecekler ama. Geçti o fırsat. İşte şimdi ne dedim? Onlara Allah cehenneme gitmeyi kolay ettiği kimselerin sıfatlarını sayarken haramdan sakınmaz işte. Ondan sonra şimdi bazı ünlüler oruç tutuyorlar veyahut da Ramazan'a saygı. İyi bir şey. Fakat Ramazan'a saygı adı altında diyorlarmış ki içkiyi Ramazan'da içersen çok günah. Öyle. Bir senelik geriye dönük bütün sevapların silinir ve bir daha sene Ramazan'a kadar Allah ve melekleri içki içenlere lanet eder. Ramazan'da. Yani Ramazan'da tabii günahların cezalarında da belalarında da artış var. Şimdi bunlar ne yapıyorlarmış biliyorsun? Bunlar esrar içiyormuşlar. Yeni bir parti çıkmış. Böyle ünlüler parti kuruyormuşlar şimdi. Parti değil, siyasi parti değil. Gruplar yapıyormuşlar. Diyorlarmış ki aman içki içerseniz mahvoluruz Ramazan. Ne yapalım? Esrar çekelim. Diyormuşlar. Esrarı içki gibi kabul etmiyor. Bu diyorlarmışlar mekruh. Hafif diyorlarmış. Bunlara hangi hoca fetvardı, hangi dangalak hoca acaba? Onu bilmiyorum. Çok dangalak bulunur tabii ki. İçkiye bile fetva veriyordular adamla. Değil mi? Yaşar Nuri demedi mi ki 10 bardağa kadar 10 kase falan içilir. Sarhoş olana kadar takılabilirsin. Zaten sarhoş olacağını kendi ayarlıyor. 3'te mi olacak, 33'te mi olacak? Bir de baktın zaten sarhoş oldu. Devam et gitsin. Kimisi de bir bardakta da sarhoş olamıyor. Adam diyor ki 10 bardağa kadar fetva var. E şimdi bunlara mı sordular? Kime sordular? Ya arkadaş ben içki, uyuşturucu, kumar yazdım. En son çıkan kitabımda. Orada kaynaklarına bakabilirsiniz. En son bölüm yani yok 5 bölümse 4. bölüm. En son bölüm içkiden, kumardan, uyuşturucudan kurtulmak için okunacaklar, yazılacaklar idi. Son bölüm ona ayırdım. Ondan evvelki bölümde uyuşturucu ve tehlikeleri ve fetvaları ve hükümlerini yazdım. Bütün kaynakları İbnül Cevzi Hazretleri, büyük müfessir, muhaddis, fakih, Allame-i Cihan. Bu zat diyor ki, kebair hakkında, büyük günahlar hakkında yazdığı kitabında diyor ki, muhattirat deniyor uyuşturucuya. Uyuşturucunun günahı şaraptan büyüktür. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yehdine atikumullah aslahu ba'likum. Bu da bir şahittir lafımın doğruluğuna. Hapşırdığın zaman bir haberi verirken o doğruluğuna şahit. İki kere hapşırsan iki şahit yerine geçer. Hadis-i şeriftir. Uyuşturucunun diyor günahı, vebali, cezası içkiden, şaraptan büyüktür. Çünkü neden diyor? Esas tehlike şurada. Zaten hadis-i şerifte kesin sabittir. Zannedersin Ebu Davud hadisidir. Sahihte geçer. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an külli müskirin ve müfettirin. Kainatın efendisi her sarhoş edici maddeyi ve bir de gevşeten. Bu gevşetme yapanları da yasakladı. Bunlar da haramdır.
Böyle tam gevşetiyorsun. Bütün civatalar, balatalar hepsi dökülüyor. Adamdan sonra bakıyorsun, o ne konuştuğu belli değil. A'sı buradan geliyor, B'si buradan çıkıyor. Adam dağıldı gitti kaportası. Çünkü gevşetici haplar, bonzailer, uyuşturucular. Bunların hepsi uyuşturucu, sarhoş eden neyse bunlar aynıdır. Zaten sarhoş ediyor, sarhoştan beter ediyor. Bunlar haramdır. Hadis-i şerifle sabittir. Ondan sonra İbnül Cevzi Hazretleri buyuruyor ki bunlar şaraptan daha tehlikelidir. Neden diyor? Çünkü diyor bunları helal sayarlar. Şarap gibi değil derler. İşte bak ne zaman bugün de olacakları ta o zaman. Belki 900 sene evvelki kitap bu. Diyor ki orada onlar derler ki ya bu şarap gibi değil, içki içmiyoruz ya derler. Efendim iki duman çekerler, bir hap atarlar. Bunlar şarap içmekten beter olmaları tehlikesi neden? Şarap içse günah girer. Kafir olmaz. Haram olduğunu bildikçe. Ama buna helal derler. İşte mekruh da helal demek yani. Bu hafif mafif. Hafif görüp de helal kabul ettikleri için kafir olurlar diyor. Göya şarap içmeyeyim de efendim Ramazan'da büyük günahmış oradan kurtulayım derken gitti gavur olacak. Niye gavur olacak? E diyor ki baksana bu haram değil diyor. Bu diye mekruh düşük diyor. Eğer uyuşturuculara bir insan haram değil derse kafir olur. Çünkü sahih hadislerle hüküm sabittir ki gevşeklik veren, akıl gideren bütün uyuşturucu maddelerin hepsi şarap gibidir. Bu sabittir. E o zaman yani sen yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksın. Mevla da buyuruyor ki kim haramlardan sakınmaz ben de onu en çetin olan cehenneme kolayca götürürüm. Ne demek? Cehenneme onu sevk ederim bir de kolay getiririm onu. Ya bu mekruh bundan bir şey olmaz falan filan öyle gelir ona. Aman birbirini uyaralım. Hoca dedi ki içki içmeyin Ramazan'da. Uyuşturucu içebilirsiniz mi dedi hoca. Sakın böyle şeylere, fetvalara, mantıksız akılsız işlere uymayın. Siz de biliyorsunuz ki aklı başına insansınız ki aklı baştan alan her şey haramdır. Onun için şimdi cenneti anlatalım derken tabii cennetten kolayca neyle gidilir konuşmuş olduk. Bir de cehenneme kolayca nasıl gidilir Allah muhafaza onu konuşmuş olduk. İkinci bölümde inşallah cennetle ilgili diğer kitaptan bazı rivayetler zikredeceğim. Birbirimizi haberdar edelim. Cümlemizi Allah'a emanet ederiz. Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selam ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi. Şimdi cennetten bahsedeceğiz tabi. Rabbimizin rıza mahallidir ve sevdiği yurttur, razı olduğu yurttur. Oraya girenlerden de razı olduğu yurttur. Evet. Tabi ki cennet için cenneti kazanmak için bazı şartlar vardır. Bunları yerine getirmek icap eder. Bu gece ben yine şartlarından değil de cennetle ilgili birkaç rivayeti itmam edeceğim. Ondan sonra yarın gece inşallah Allah'ım Celle Celle fırsat verirse yarın gecenin sehurunda 10 tane madde sayacağız. Yani cennete girmek için lazım gelen veyahut da işte cennete girmeyi kolaylaştırmak için Allah'ımızın rızasını bize kazandırması için 10 tane vasıf ve sıfat. Bakayım 10 mu 5 mi? 5 diyor. Ben de zam yapmışım. Demek ki 5 şeye riayet edilecek. Tabii o 5 şeyin altında 500 şey çıkacak ama ana başlıklar altında 5 madde sayılacak. İnşallah Rabbim beyan etmeyi, sizlere zikretmeyi, nakletmeyi müessere eylesin. Amin. Evet, hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Allah Teala cennete kullarını girdirdiği zaman meleklerine buyurur ki "Et'imu evliyai." Benim dostlarımı yedirin. Cennete acıkmak yok. Acıkmaktan yemek yok. Çünkü acıkmak zahmettir.
Sıkıntı verir. O acıklığı hissedersin, açlığı. O bir sıkıntıdır. Cennette öyle bir hisler olmaz. Ama lezzet babından, lezzeti artırmak için dostlarımı yedirin buyurur. Bunun üzerine feyutâ bi elvâni l'at'ameti feyecidûne likülü lükmeti lezzeten gayral uhra. Onlara efendim öyle tabaklar, çeşitler, işte renk renk, rengarenk yemekler getirir ki her bir lokmada diğerinde bulamayacakları, bulamadıkları lezzeti bulurlar. Şimdi cennetin yiyecekleri inkar edilemez. E peki o zaman madem ruha olsaydı cennet, ruh yer mi? Ruh yemez. Ruhun lokmayla mokmayla ne işi var? E demek işte cennet bedenle birlikte olan ruhadır. Bedensiz ruha efendim böyle bir mükafat diye bir şey yok. Çünkü onlar dünyada ikisi birlikte itaat ettiler. Onun için cenneti ikisi birlikte hak ettiler. Veya azabı, cehennemi ikisi birlikte hak ettiler. Adam içki içmekten, zina etmekten ne yaptı? Bedeni de nasibini aldı. Onun için beden de yanacak. Bu sabittir, kesindir. Konuşmanın gereği yok ama işte inkar edenler oluyor. Sonra yemekleri biter. Allah Teala buyuruyor, İsku ibadi. Kullarımı suvarın. Yani içinin cennet şaraplarından işte. Sularından, sütlerinden, balırmaklarından falan. فَيُوْتَى بِيَشْرِبَتِنْ فَيَجِدُونَ الْكُلِّ شَرْبَتِ لَذَّةً بِخِلَافِ الْخُرَى. Dünyaya benzer mi ahiret ya? Buranın şurupları, şerbetleri. Şekeri çıkarıyor, tansiyon çıkarıyor, kolesterolü yükseltiyor, bilmem. Dolu arıza yani. İçmesen daha selamet, kurtuluyorsun. Mevla kullar içsin diye tabii yarattı ama bir yandan da imtihan etti işte. Öyle sırf lezzet yok dünyada. Her lezzetin içi karışık ve bulaşıktır. Mutlaka elemle ve kederle. Keder zaten bulanıklık demek. Türkçe'de sıkıntıya keder derler. İnsanın hayatını tekdir ediyor Mevla. Ne demek? Bulandırıyor. Yani sana sırf lezzet dünyada tattırma. Bu sefer dünyayı cennete çevirmeye çalışırsın. Ya dünya bu kadar sıkıntılı olduğu halde yine cennete çevirmeye çalışıyoruz. Yani ebedi kalacak gibi yatırım yapıyoruz. Bir de hiç hastalığı olmasa, mide bulanmasa, efendim hazımsızlık olmasa, benim bu yemeklerden şekerim çıkmasa, neler içeceğim, neler yiyeceğim ama işte öyle duruyorum. Yani azdan yetiniyorum tabii, hep aklımda kalıyor. Ama yiyemiyorum şimdi, o beni hastalık korkutuyor beni. Ondan sonra hani biri demiş ya, yemek için yaşamıyorum, yaşamak için yiyorum. Onun için de az yemem lazım çünkü çok yersem yaşayamayacağım. Hesabı böyle yapıyoruz. E şimdi Allah bu kadar nimetler sermiş önümüze, bir yandan da yedirmiyor bizi. E çünkü neden? Senin hayatını bulandırıyor yani. Dünyada safi, lezzet, halis, karışıksız bir lezzet tatma diye. Çünkü neden? Hepten cennet hep hiç istemezsin bu sefer. Varsa yoksa dünya zannedersin. Yine bile öyleyiz ya. Yani cennete gidelim ama hemen gitmeyelim. Şimdi hemen gitmeyelim. Bu sene kalsın. Dünyada çok sıkıntı çekiyorsun. Ağrın var, sancın var, hastalığın var. Bitsin bu dertler işte, iğneler, mineler, hastalıklar, sancılar. Çok da üzüntü geliyor, sıkıntı geliyor. Birçok kadar bela var başına. Bir an evvel cennete gidelim. Ya biraz daha duralım. Çünkü ahirete yakini imanı zayıf yani. Şüphesiz inanan insan yakın bir makamdır. İmanın âlâ ama zirvesidir, makamıdır. Yakini dereceye gelen de böyle işler olur mu ya? Dünyada biraz daha kalan, biraz daha yiyelim, biraz daha içelim. Bu maksat değil ki, gaye değil ki de. Evliya Allah'tan biri. İşte, tuzlan otları kesiyormuş. Yeşil otlara tuz ekiyormuş onlara. Tuzu da fazlalığından yani mübarek. Tuz da keyfine yani. Otu ölmemek için. Tuz da o kadar da keyfi olsun. Ekmek yok, bir şey yok. Birisi gelmiş demiş. Efendi demiş, sen bununla mı iktifa ediyorsun? Yani hiç ekmek bir şey yemiyor musun? Çorba yok, yemek yok, et yok, but yok. Hiçbir şey yok. Sadece yeşillik var. E demiş, ben demiş cennete girmek için yaşıyorum. Cennete girmek için yiyorum. Yediğim kadarıyla namazda ayağa durabileyim, kıyamda belimi doğrultabileyim falan, işte oruç tutabileyim. Öbür türlü intihar olur, açlık grevi gibi. Onun için demiş, ben cennete girmek için gereken ibadetleri yapmak için yiyorum. Sen demiş, halabekçiliği için, mezbeleye çıkmak için yiyorsun. Çünkü yediklerin senin namaz kıldırmaktan fazla geliyor. Hatta namazda uykunu getiriyor.
Hatta ayakta duramayacak hale geliyorsun. Bir iftar yapıyorsun, teravide belini doğrultamıyorsun. Bu yemek yani namaz kılmaya yaramadı ki, namazı daha beter ifsat etmeye yaradı. Onun için sen dünyada gayen ne, hedefin ne, maksadın ne? Ahireti kazanmak için yaşıyorsan zaruretlerle iktifa etsin. Ama Allah bunlar bizim için yarattı. Şu kadar yemek var işte. Ya tamam ama işte. İmtihan için yarattı bir yandan da. Az ediyor sana. Keyifleri terk et diyor sana. Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya. Siz lezzetleri, keyifleri dünyada tükettiniz denir sonra diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Sahabeye Hazreti Cabir'in keyfini kaçırdı, moralini bozdu. Yani kasaptan et almış bir kilo, iki kilo. O onun için bile niye aldın diyor bu eti diyor. Ya mübarek Hazreti Ömer. Adam helalından et almış. Şimdi bizim için ne kadar normal bir şey değil mi? Yani kimse bir şey soramaz. Karıştırma. Ne soruyorsun ya, sana ne demiş. Efendim. Ama o soruyor Hazreti Ömer bu müfettiş gibi radıyallahu anh. Sahabenin iyiliğini istiyor. O da diyor ki canımız istedi, et istedi ya. Oo, daha büyük bir kabahat. E külleme işte etüm işte aydım. Ha siz demek diyor canınız ne istiyorsa alıyorsunuz öyle mi? Bizde nasıl? Bizde canımızın isteği değil, canımızın isteyeceklerini de alıyoruz. Markete çıkıyor, manava gidiyor falan. Yarın karpuz isterse canım diyor, karpuz da alalım. Şimdi kavun istiyor musun? İstemiyorum. Belki 3 gün sonra kavun isterim. Kavun da bulunsun. La havle ve la kuvvete. Haram mı değil? Mekruh mu değil? Mubah mı? Mubah. Ama işte cennet taliplileri, gerçek yakinen inananları böyle değil. Hareketler bu değil yani. Yakini iman bunu iktiza etmiyor. Ben ne diyeyim işte? Bak işte. Suvarın kulları bu. Bir şarap, şaraplar yani şerbet demiş. Şarap içecek demek Arapçada. O sizin bildiğiniz sarhoşluk veren hamr. Adı Arapçada. İçecekler getiriliyor. Her bir şerbette bir lezzet buluyorlar. Diğerinde o lezzet yok. Yahu 70 çeşit, 700 çeşit, 7000 çeşit, 70.000 çeşit. Bazı rivayetlerde hadis-i şerifte 70.000'i de gördüm yani. 70.000. Her birinin lezzeti farklı. Ya. Onun için Yahudilerden birisi Resulullah Efendimiz'e geldi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ehli kitaptan. Ekseri ehli kitaptan Yahudiler Medine'nin yakınındaydılar. Onlar çok gelip giderler. Soruştururlardı. İslam'ı çok karıştırırlardı, araştırırlardı. Tevrat'ta yazılanlara uyuyor mu, uymuyor mu? Tevrat'ın bir kısmını tarif etmişler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarıyla ilgili bölümleri tarif etmişler. İşlerine gelmeyenlere dokunmamışlar. Yani işte cennetin sıfatı dünyaya taalluk etmiyor. Onun için oralar tarif edilmemiş. Anladınız mı? Mesela kıyamet alametleri veyahut da mahşerde şunlar olacak falan. Bunları tarif etmiyorlar. Niye? Çünkü buralar dünya siyasetine, yönetimine taalluk etmiyor. Onlara ilgilenmiyor. Onun için Demirel niye rahatsız oluyordu? 260 ayeti değiştirmek lazım. Ama hangi ayetler? Cennet, cehennem istediğin kadar oku. Nasıl olsa inanan inanıyor, inanmayan geri gidiyor. Ama kısas dokunuyor. Çünkü Apo'yu beslemek istiyorlar. Apo'yu asmak istemiyorlar. Onun için kısası kaldırdılar. Onun için hırsızın kolunu kesmeyi kaldırdılar. Çünkü bütün memleket hırsız. Adam işte hırsızın kolunu keserse kardeşinden tut, yeğeninden çık, bütün sülaleyin kolunu mu kessin? İsrailoğullarının yaptıkları gibi. Kralların çocukları zina ederse rejim mi olsun? En iyisi ayeti değiştirelim. Çünkü onlara dünyada zarar verenlerle uğraşıyorlar. Kıyamet, mahşer, sırat, mizan, hoca diyor, anlat da dinlet diyor yani. Bana öyle dedi Hanbaşı hapiste. İsrailoğullarının aleyhine olan ayetleri okuma dedi. Geri kalan ne okursan oku. Biz senin önünü açacağız. Her türlü ilerlemeyi maddi manevi sağlayacağız. Seni dedi efendim bak hapislerde sürünüyorsun. Yazık değil mi sana dedi. Bana bu teklifle geldiler. 2000'de. 3 ayda yanımda durdu artık beni incelemek için. Aynı yere attılar bizi. Yan yana yattık. Ya burada mesela adam Yahudi'ye dokunan ayetleri okuma diyor. Demiyor ki cenneti okuma. Demiyor cehennemi okuma. Çünkü öyle. Cennet cehennem inanan inansın inanmayan. Yani onlara dokunan neresi? İsrailoğullarının yaptığı peygamberlere yaptıkları hainliklerle ilgili ayetler. Bunları okuma diyor. E şimdi onun için o zaman tahrife uğrayan kısımlardan değildi bu cennetle ilgili sıfatlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip imtihan için sorarlar. İşte cennet ehlinin ilk yemeği ne olacak işte dedim ya balık havyarıdır falan. Bütün bunlar sahih hadislerde de geçer.
bazı ayet-i kerimelerin sebebin üzülünü de teşkil ediyor. Geldi dedi ki ya Abel Kasım, etezum en ehli cenneti yekulun ve yeşrabun. Senin iddian nedir? Cennet ehli yiyecek içecek mi? Yani cennette yemek içmek var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne'am vellezî nefsî biyedihî. Bu Darimi'de de geçiyor. İbn-i Ebi Şeybe Musanif'te alıyor. İbn-i Mübarek Ezzüht isimle seni de alıyor. Birçok kaynağı var bu hadis-i şerifin. Cennet ehli Muhammed'in vellezî nefsî Muhammed'in biyedihî sallallahu teala aleyhi ve sellem. Benim canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. İnne ehaddum le'uta kuvvete miyeti racülin fil ekli ve şurbu vel cima. Yemek, içmek ve cinsi münasebet bakımından cennet ehline ne verilecek? 100 erkek kuvveti verilecek. 100 erkek, dünyada 100 erkeğin, 100 erkek ne kadar yer? 100 kişilik. Bir adam 100 kişilik yemek yiyebilecek, 100 kişilik meşrubat içebilecek. Efendim, artık 100 eşiyle diyelim bir gecede, veyahut da orada gece yok, cennete gece gündüz yok mefhum olarak. İşte bir gecelik vakitte diyelim süre itibariyle. 100 tane eşi olsa ondan cima edebilecek. Veya bir eşiyle 100 kere cima edebilecek. Nerede var dünyada böyle bir kuvvet? Böyle bir hap, böyle bir ilaç? Olsa zaten hemen zenginler o hapları alırlardı. Ama yok. 100 iştahını açsa 100 kişilik yemek yiyebilir mi? Hadi iştahını açtı. Ondan sonra 2-3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik patlayacak, geberecek, gidecek. Çünkü o kadar yenir mi ya? Yani iştahı açılsa bile yemeğe kuvveti kalmaz. Midede yer yok. Ama cennette bu vardır. Feynelledi ka o zaman bu ehli kitaptan olan kişi dedi. Feynelledi yekulu ve şrab ve kullu hace ve cennetu tayyibe leyse fi aden. Aynı şimdiki gavurlar nasıl böyle antika şeyler soruyorlar, o da öyle soruyor. Peki dedi cennet tertemizdir. Kabul ediyor muyuz? Müşterek miyiz? Tamam, ittifaklıyız. Peki cennette eziyet veren bir şey var mı? Yok. Peki sen diyorsun yiyorsun, yiyecek içecek. Hem de 100 adam kadar. Peki yiyenin ihtiyacı olur mu? Dünyayı kıyas ediyor. Olur. Büyük abdest, küçük abdest. Bu nereden çıkacak? Yedin bu. İthalat var, ihracat yok. Nereye gidecek bu? Dedi. Kainat nefesine buyurdu. Hacet, adim, arakun ve kerihil miski. Onların efendim yediklerinin, içtiklerinin dışarı çıkması. Mevla isterse içinde öğütür onu. Yok eder. Buhar eder, duman eder. Değil mi? Bir de bakarsın bu kadar yemişsin ağzından nefesten bir buhar çıksa Mevla hepsini izah eder. Yeniden acıkırsın. Yani cennete acıkmak yok da yeniden yiyecek kuvvete gelirsin. Ama yine de Mevla ne yapıyor? Şimdi güzel koku ihtiyaçları var ya, hoş kokuyu severler. Cennet eli tertemiz. Şimdi dünyada mesela o kadar koku ihtiyacımız var. Hakikilerini de çok zor buluyoruz. Çoğunda hırlı kuş karıştırmışlar. Udun hakikisi, miskin hakikisi falan. 50 tane bir tane mal geliyor, bir tane hakiki zor geliyor. Hakikisi de çok pahalı geliyor. Şimdi koku ihtiyacımız da var. Vaktimiz olsa her tarafa devamlı sürüneceğiz her tarafımıza. Sünnette de var sürünsek de. Pahalıları da kıyamıyoruz. Her dakika nasıl süreceğiz? Ha işte diyor yediklerinin, içtiklerinin çıkışı neyle olacak? Bir ter çıkacak. Ama dünyadaki ter bak adamı rahatsız ediyor. Bizim klima zaten bozuk. Adam durup dururken klimanın önünde terliyorum. Başkası olsa tonacak. Şimdi bu ter bana ne verdi? Sıkıntı verdi. Eziyet. Dünyadaki bütün terler eziyet verir. Gömleğini yapıştırır. Fanileni yapıştırır üzerine. Ondan sonra soğutur. Biraz soğuma başlar. Bu sefer yel girer. Bu sefer kuluncu olursun. O terlemenin soğumanın var ya adamı. Bütün o kireçlemeler, mireçlemeler oradan çıkıyor. Ondan sonra bas bas bağırıyor. Dolayısıyla dünyadaki ter eziyet vericidir, hastalık yapıcıdır, sıkıntıdır. Ama cennette bütün yedikleri ter halinde çıkıyor. O ter de misk kokusu olarak yani hakiki misk amber kokusu olarak vücuduna yayılıyor. Hem koku ihtiyacı böyle karşılanmış oluyor. Bir koku dışarıdan sürme hacet kalmıyor. Hem de o ter ona eziyet ve sıkıntı vermiyor. Yani cennetin sıfatı hakkında bazı ciltler yazılmış. O kadar hadis-i şerif ve rivayet var. Ciltler kitap yazılmıştır. Yani birkaç rivayette biz bunu bitiremeyiz. Yemeği bitirdikleri zaman, içmeyi bitirdikleri zaman Allah Teala buyur. Ene rabbukum. Kad saddaktukum vaadi fes'eluni utikum. Rabbiniz benim. Söz verdim cennete girdireceğim size. Sözümü tuttum. Şimdi ne istiyorsanız isteyin benden vereceğim. Ya Allah minna selüke rıdvaneke. Dünyadayken vel cennete diyorduk. Hep rıdake vel cenne.
Cennetini, rızanı, rızanı, cennetini. Şimdi orası cennet. İsteyin vereceğim. Ne istiyorlar? Rızanı isteriz ya Rabbi. İki veya üç kere. Çünkü cennete girdi zaten daha. Ne isteyecek? Rızanı helal et bize yani. Bizden razı ol, bizden memnun ol zaten. Razı olmadığın cennete ne işi var ama olsun, onlar istiyorlar. Çünkü rızasını duymak istiyorlar. Öyle olunca sevinecekler. Mevla buyuracak, el-radîtu ankum ve ledeyyel mezid. Razı oldum sizden. Kesinlikle memnunum. Bir daha da la eskatu aleyküm ba'de ebeden. Bukhari hadisi kutsi ile geçer. Artık ebediyen size kızmayacağım. Onu bir derste şerh ettim. Yani insan ne kadar veli de olsa acaba Allah'a kızdırır mıyım diye korku içindedir dünyada. Ancak orada Mevla buyurunca ki daha ebedi kızmayacağım, rahatlar. Onun için dünyada güvence yok, emniyet yok, korkuyu bırakmak yok. Peki, ben size daha fazlasını da vereceğim. Razı oldum, tamam. Onlar da sevinecekler, bayram edecekler. Peki daha fazlası ne olur? اَلْيَوْمُ اُكْرِمُكُمْ بِكَرَامَةٍ اَعْظَمَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَيَنْظُرُونَ اِلَيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهِ Mevla Teala birden perdeyi açacak. Şimdi bu perdeyi doğru anlamak lazım. Hiçbir perde Allah'ı perdeleyemez. Mevla sonsuzdur. Nihayetsizdir. E perde ne? Ne perde, hangi perde mahluk, hangi yaratılan perde Allah, Halik Teala'yı perdeleyebilir? Haşa. Kim perdelidir? Kullar perdelidir. Yani kulların Mevla'nın cemalini görmelerine engel var önlerinde. Yani nefsani perdeler, şehvani perdeler o zamana kadar. Mevla o anda o perdeyi onların görmesine engel olan manileri izal edecek. Bir kaldıracak, gözleri açılacak. Mevla Teala'nın cemaline bakacaklar. Ne kadar bakacaklar? Dilediği kadar. Mevla ne kadar müsaade ederse. فَيَخِرُّ لَهُ سُجَّدًا Hemen secdeye kapanacaklar. فَيَسْجُدُونَ فَيَبْقَوْنَ فِي السُّجُودِ Maşallah. Allah'ın dilediği bir müddet geçecek. O kadar secdede kalacaklar. ثُمَّ يَقُلْ لَهُمْ اِرْفَعُوا رُؤُسَكُمْ لَيْسَ هَذَا مَوْضَعَ اِبَادَتِهِ Mevla buyuracak, başlarınızı secdeden kaldırın. Secdeleri dünyada yaptınız. Bura ibadet yeri değil. Mükellefiyet kalktı sizden. Bura lezzet yeridir. Siz namazlarınızı kıldınız, sünnetlerinizi kıldınız, teravihlerinizi kıldınız, ihya ettiniz, gecelerinizi, günlerinizi nafilelerle, secdelerle, rükûlerle abad ettiniz. Bura ibadet yeri değil. Şimdi başınızı kaldırın. Fensevni kulle nimetin kanufi. Cennetteki bütün nimetlerini, köşklerini, saraylarını, gılmanlarını, hizmetçilerini, eşlerini, öyle güzel olmuş eşleri. Cennette yani anlatılmaz yani, anlatılmaz. Yüzüne bakıyor eşinin, kendi yüzünü onun yüzünde görüyor. Göğsüne bakıyor, yüzünü görüyor. Dizine bakıyor, yüzünü görüyor. Öyle şeffaftır. Hadis-i Şerif Bukhari'de de var. Yura muhkisu kıyma min verâil lehmi minel husni. İşte akıl biraz tasavvur edemiyor. Hayal gücü zorlanıyor burada. Yani etinin arkasındaki, içindeki iliği gözüküyor. Şimdi dünyada böyle iliği falan gözükse biraz insana sıkıntı verir. Damarı mamarı gözükse insan istemez. Ama şimdi cennet orası. O kadar güzellik ve şeffaflık var ki. Tabii orada kan var mı? Kanla mı yaşıyorsun? İşte o mesele var. E dünyada kan irin mirin insan görmek istemiyor. Ama orada diyor güzellikten dolayı diyor dizlerinin ilikleri görünecek dışarıdan diyor. Bu Bukhari'dir. Yani cenneti tasavvur edemeyiz. Hani bizim adımız nedir? Görmemişler. Biz görmemişiz cenneti. Onun için görmemişe laf anlatılmaz yani. Göstereceksin, o zaman anlayacak. İnşallah cennete gireriz, görürüz de bu güzellikleri ya dünyadaki leşler yani bize bu kadar güzel geliyorsa ya ahirette herhalde dünya gözüyle o güzellikleri gören burada tahammül edemez. Efendim her şeyin bir tahammül sınırı var, ölür. Dünyada o güzelliği görse dayanamaz, ölür diyor. Yani cennetin namelerini duysa burada ölür diyor. Birçok hadis-i şerifler var. Tahammül bu insanın kalbi, aklı, beyni neyse buna dayanamaz. Onun için eşi de ona bakıyor. Yüzünde yüzünü görüyor. Göğsünde göğsünü görüyor. Kemiğinde iliğinde iliğini görüyor. Yani yüzünü görüyor. Sanki bütün vücut ayna şeffaf. O da onun aynası gibi olmuş. O onun aynası gibi olmuş. Böyle güzellikler var yani. Allah Allah. Hiç eziyet yok. Hiç sıkıntı yok. Ama bu kadar nimetin hepsi unutuldu gitti. Neden? Mevla'nın cemalini gördükleri anda hepsi mütelaşi oldu. Ve yekûnü nezaru ile habbe ilim cemi'inna. Bütün nimetlerden daha sevgili onlara ne gelecek? Mevla'nın cemaline bakmak. Bir an görmek bütün cennetler ve içindekilerin hepsinden daha lezzetli gelecek. Fakat
Tabii ki Mevla'nın cemalini görmek devamlı olmaz. Onun için sümme yarcıun, köşklerine, saraylarına dönecekler. Buradan da anlaşılıyor ki herkes kendi köşkünde, sarayında görmeyecek. Yine cuma günü toplanmak gibi, bayram günü cemaat nasıl bir araya geliyor? O vakitlere denk gelen, cennette gün gece yok. Ama dünyadaki cumanın saatine denk gelen, dünyadaki bayramın saatine muvafakat eden, Mevla'nın ilminde bunlar malumdur. Hangi vakte denk geliyor? O vakitte cennet ehli toplanacak. Çünkü ne diyor? Sonra dönecekler evlerine. Buradan anlaşılıyor ki ne yapıyor? Hepsi ziyaret için Mevla'nın cemalini bir yere toplanıyor. İçtima var cennette, toplanma var. Burada görüyorlar, sonra geri dönüyorlar. Geri döndükleri var. Fetehi curihu min tehatli arz alâ tillim min miskin ebyad. Tam dönüş yolunda beyaz miskten bir tepe var. Beyaz misk, bize kokusunu ver de beyaz misk kokusu falan var bende biraz. Kim bilir kimyasalın neresinden? Kaç tane karışıktır yani hakikisi. Bunlar bende yine bir hakikaya benziyor ama. Beyaz miskten bir tepe var, tepe. Burada şu kadarını bulamıyoruz. Koca dağ beyaz miskten. Beyaz miskten ki tepenin üzerine arşın altından bir rüzgar esecek. O tepenin üstüne o rüzgar vuracak. Fe yensiru yunsaru zelk ala rusim. Sonra alacak, kaldıracak o dağın tepenin, miskten oluşan tepenin tümünü kaldıracak. Bu Mevla'nın cemalini ziyaretten evlerine, köşklerine dönenlerin kafasına saçacak. Her tarafları misk olacak. Allah Allah. Hakiki misk. Ve nevasi huyulim. Oho, bir şey daha çıktı. Atlarının perçemlerine de saçılacak. Demek bunlar atlı gidiyor. Cennette at var mı? Var. Hadis-i şerifte var zaten. Ben unuttum. Hadis-i şerifte var. Cennette at var. Cennette deve var. Bazıları atı çok seviyorlar ya. Hobileri var bilmem neler. Dünyada at yarışına, it yarışına bulaşmasınlar. Kumara mumara karışmasınlar. Cennette çok güzel atlar olacak onlar. At yarışı orada yaparlar. Burada kumara düşmesinler. Atlarının perçemlerine o misk tepesi saçılacak. Kendi kafalarına saçılacak. Feyda raci'u ila ahlihim terahum ezvacuhum fil husni vel beha eftale mimma terakuhun. Ailelerine, eşlerine, hurilerine döndükleri zaman onlar diyecekler ya onlarda bir güzellik görecekler. Yani bıraktık biz sizi diyecekler bıraktığımızdan daha güzel bulduk. Siz değiştiniz, daha güzelleştiniz. Fekullem ezvacuhum. Eşleri de onlara diyecekler innekum kad raci'tum ala ahsene mimma kuntum. Siz de döndünüz ama hiç benzemiyorsunuz eski halinize. Çünkü Mevla'nın cemalini görmekten nur vurdu onlara. O nur öyle bir nur ki yani devam etse bunlar onlara bakamayacak hale gelirler. İşte eve dönene kadar falan o nur, o andaki nur biraz zayıflıyor. Fakat tabii halleri çok daha güzel oluyor. Diyecekler biz sizi daha güzel bulduk. Onlar diyecekler biz sizi daha güzel bulduk. Cennet böyle bir yer. Gençlik artıyor. Güzellik tazeleniyor. İhtiyarlıktan eser yok, ölmek yok, eziyet yok, sıkıntı veren bir şey yok. Böyle bir mahal. لَوْمَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يد. Cennette ne istiyorlarsa hepsi onlar için var. Ama bizim katımızda daha ziyadesi var. Ziyade nedir? لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ. İhsan üzere olan. İhsan demek اَلْاِحْسَانَ اَنْ تَعْبِدَ اللّٰهَ كَنَّكَ تَرَى. Öyle namaz, oruç, hac, zekat, teravihden ziyade üstü bir makam. Allah'ı görüyormuşsuncasına huşu ve huzur üzere namaz kılmak, teravih kılmak, oruç tutmak, umre yapmak. Allah'ı görüyormuşçasına. Bir adamı görsen, saydığın bir adamı görsen ne kadar edepleniyorsun. Mevla'nın huzurunda ondan sonra sala parti geziniyorsun. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ. Ama Allah göremiyorsa da görüyor, Allah onu görüyor bilmesidir Celle Celle. O zaman tertibi fazla olur, düzenli olur, huzur üzere olur, huşu üzere olur. Ve işte bu ihsan makamına erişenler için ne var? El-Hüsna. Birinci bölümde dedim. Hüsna cennetin bir adıdır. En güzel yer. Cennete yakışan bir isim. En güzel şey. Cennet var. Daha ve ziyade. Bir de fazlası var. Mezit de ziyadeden geliyor. Yani fazlası ne acaba? Burada müfessirler çok mana vermişler. Biz tefsirde yazdık. Yani 15-20 rivayette var manalar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manasından öte mana olmaz. Yani orada durabiliriz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-Husna el-Cenne ve ziyade en-Nazaru ila vecihi Rabbi Azze ve Celle. Husna cennete girmektir. Ziyade de Mevla'nın, Rab Teala'nın cemalini görmektir.
Rabbim cümlemize bu sahurlar, seherler hürmetine, bu saatlerde istiğfar edenler hürmetine, Allah'ın bu mübarek gecelerde, günlerde affettiği, beraat verdiği, mağfiret ettiği, azat ettiği kullarına ilhak eylesin ve cennetiyle, cemaliyle, rıdâ-i şerifiyle ve liqâ-i şerifiyle ve vuslatiyle cümlemizi mesrur eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Allah Teala yediklerinizi şifa yapsın, dertlerinize deva yapsın, vücutlarınıza sıhhat yapsın, kuvvet yapsın. Akşam ertesi akşam iftara kadar size yetecek, sizi kuvvetli tutacak ibadetlerinizi yapmaya, hayırlı helal kazançlarınıza muvaffak olmaya yetecek derecede Rabbim kifayetli yapsın. Allah Teala oruçlarımızı takva ile tamamlamayı, ihsan sıfatına ermeyi, muhsin kullardan olmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Cimrilikten muhafaza eyle ya Rabbi. Müstahni görmekten, kendimizi ihtiyaçsız saymaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ahirete görür gibi inanmak ihsan eyleyip, acabalardan, şüphelerden beri eyleyip, ya Rabbi, yusraya müyesser eyle bizi ya Rabbi. Usra ki en çetin yer cehennemdir. Hiç yaşanılacak, durulacak yer değil. Oraya yaklaştıracak inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle. Oranın işlerini bize kolay etme ya Rabbi. Yol açma ya Rabbi, kapı açma ya Rabbi. Sen orada engeller çıkar bize ya Rabbi. Cehenneme engeller çıkar bize ya Rabbi. Rızan üzere cennetine, ya Rabbi ibadetleri kolay getirerek, zevkli getirerek, lezzet vererek, ibadet lezzetini cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Zikrine ve şükrüne ve sana güzel ibadet etmeye karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuklarımızı da, sevdiklerimizi de, ehl-i sünnet kardeşlerimizi de bu dualara ilhak eyle, sohbetlere devam, sebat, istikamet nasip eyleyip, bütün insanlara duyurmayı, tebliğ etmeyi ve duyurulanların da hidayet bulmalarını nasip eyle, bizleri de vesile eyle ya Rabbel Alemin. Kullarının kulaklarını, gözlerini, gönüllerini, kalplerini bu sohbetlere tevcih eyle ya Rabbi. Batıl konuşanları dinletme ya Rabbi. Ehl-i sünnet dışı konuşanları kulaklarına bu cemaatin, bu Müslümanlar nasip etme ya Rabbi. Amin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. والحمد لله رب العالمين آمين صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى